HBS araştırma ankete göre kararsızlar 5 büyük partiyi geride bıraktı. Detaylarımıza geçmeden önce videomuzu beğenip yorumlamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Yerel seçim öncesi genel seçim anketi 5 partiyi geçmişler arkadaşlar. Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için geri sayıma devam ederken HBS araştırma Türkiye genelinde siyasi partilerin oy oranları için yaptığı Genel seçim anketinin sonuçlarını açıklamış. Son olarak HBS araştırma Şubat ayına özel genel seçim anketinin sonuçlarını paylaşmış. 6100 kişiyle yapılan bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz sorusunun yöneltildiği ankette kararsız seçmenlerin oyu partilerin oy oranından daha fazla çıkmış. Anketin sonuçları da şöyle. AK Parti %32.8 Cumhuriyet Halk Partisi %21.6, kararsızlar %10.9 ki büyük bir rakam. Milliyetçi Hareket Partisi %9.8, Dem Parti %8.4, İyi Parti %7.2. Son zamanlarda yükselişe geçen bir parti yeniden Refah Partisi %3.7, Zafer Partisi ise %2.6 almış. Kararsızların oranı hemen hemen yüzde on büyük bir oran. Neden peki böyle oldu? Özellikle son genel seçimden sonra hem iktidar seçmeninde hem de muhalif seçmende siyasete karşı bir kırılganlık, bir güvensizlik, bir soğuma gerçekleşti. Bu sadece anketlere de yansımadı. Biliyoruz ki yerel seçimlere az bir zaman kala liderler de e, miting miting dolaşmaya başladılar. Kulis bilgilerine göre Erdoğan, e, mitinglerden de memnun değilmiş. Bunu da paylaşalım. Yerel seçimlere hızla gittiğimiz günlerde her gün bir kentte miting yapan Erdoğan'ın miting havasından memnun olmadığı öne sürülmüş ve tabanın coşkusunu yitirdiği artık açıklanan vaatlerin, verilen sözlerin vatandaşa ulaşmadığı yorumları da yapılmış. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan kulislerde konuşulanlara göre Erdoğan'ın mitinglerden hiç memnun olmadığını aktarmış ve yazısında şunları dile getirmiş. Son dönemde yapılan AK Parti mitinglerinde genel bir tepkisizlik ve bıkkınlık durumu var. Kalabalıkların coşkusunu kalabalıkların coşkusunu yitirmiş hali kimilerine göre seçim yorgunluğuna, kimilerine göre de ekonomik krize ve memnuniyetsizliğe bağlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da mitinglerden pek memnun olmadığını aktarılan bilgiler arasında tabanın coşkusunu yitirdiği, artık açıklanan vaatlerin, verilen sözlerin vatandaşa ulaşmadığı yorumları yapılıyor. Bu tepkisizliğin sandığa nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Hep birlikte göreceğiz açıklamasını yapmışlar ve yeniden Refah Partisi'nin de iktidar kanadından bir oy koparma iddiası da var. Yeniden Refah Partisi %3'ün üstünde alırsa İmamoğlu'nun kazanma şansı da artacakmış. Babacan yazısında ayrıca İstanbul'da Dem Parti'nin ve yeniden Refah Partisi'nin alacağı oyun yarışın sonucunun belirleyeceğini de ifade etmiş ve Ak Parti'de yapılan ince hesaplara göre eğer Dem Parti %4'ün üzerinde, yeniden Refah Partisi de %3'ün altında oy alırsa kurumun tam tersi olursa Ekrem İmamoğlu'nun kazanma şansı olacak açıklamaları da yapılmış. Hem anketlerde kararsız seçmenin çokluğu hem de miting alanlarında artık seçmenin mitinglere böyle tam da moralli gitmediği açıklamaları geliyor. Son seçim büyük bir kırılganlık yarattı. Sizler vatandaş olarak seçmen olarak bütün partilerin vaatlerinden memnun musunuz? bu konuda neler düşünüyorsunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorum olarak belirtirseniz sevinelim ve bizleri de takip etmeyi unutmayın.